Atina yelkenleri indirdi. Ankara ile iletişime geçmeye çalışıyor. Arnavutluk imzayı attı. Kosova 12 adet Bayraktar TB2 satın almak için Türkiye ile görüşüyor. Senatör Menendez, Erdoğan'ın düşmanı olmaktan gurur duyarım. Kazakistan, Türk Devletleri Örgütü'nün kuruluş yıldönümü zirvesine ev sahipliği yapacak. Savunma Bakanı Akar'dan İtalyan gazetesine Samte açıklaması. Ukrayna'da mahsur kalan A400M'ler Türkiye yolunda. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Atina ile Ankara arasında açık bir iletişim kanalı olması gerektiği görüşünü dile getirdi. Yunanistan Parlamentosu Silahlanma Programları Komisyonu toplantısına katılmak üzere, parlamento muhabirleri tarafından Savunma Bakanı Panagiotopoulos'a, 16 Aralık Cuma günü Brüksel'de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Almanya Başbakanlık Dış Politika ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plotter ve Yunanistan tarafındansa Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in diplomatik ofisi direktörü Anna Maria Boura'nın katıldığı toplantı soruldu. Bakan Panagiotopoulos bu soruya tek cümleyle çok manidar bir cevap verdi. Yunan Bakan, Atina ile Ankara arasındaki iletişim kanalının yeniden açılması mantıklı ve gerekli ifadelerini kullanması dikkat çekti. Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova'nın silahlanma konusundaki tutumunu her türlü silah alımının sadece ülkenin savunmasına yönelik kullanılacağı sözleriyle değerlendirerek Türkiye'den Bayraktar SİHA satın almayı arzu ettiklerini söyledi. Fikrim Damka, dünya gündeminde olan Bayraktar konusu, SİHA'lar konusu tabii ki bizim de gündemimizde. Bununla ilgili her seferinde devletimiz çalışmalar yapıyor. Ziyaretlerde bulunuldu. Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımız Bayraktarları yerinde ziyaret etti. Tabii bu uzun vadeli bir süreç. Her devlet kendi hanesinde, kendi askeri silah deposunda SİHA'ları bulundurmak ister ifadelerini kullandı. Rus savunma sitesi Avyapro'nun haberine göre ise Sırbistan ve Kosova arasındaki yeni gerginliklerin ortasında Priştine bir filo Türk Bayraktar TB2 satın almaya karar verdi. İnsansız hava araçlarının Sırbistan sınırındaki bölgelerde keşif yapmak ve Pantsir S sistemlerine karşı koymak için kullanılması bekleniyor. Priştine ve Ankara'nın Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Kosova'ya teslimatı konusunda görüşmeler yaptığı biliniyor, diyen Avyapro. Kaynaklar Kosova'nın toplam 12 insansız hava aracı satın almayı planladığını belirtiyor. Aynı zamanda Türkiye ve Kosova bu konuda henüz bir anlaşmaya varmadı. Ancak Türkiye gerekirse önümüzdeki yıl vurucu insansız hava araçlarını teslim etmeye hazır olacak ifadesini kullandı. Son zamanlarda Sırbistan'la Kosova arasındaki sınırda durum ciddi şekilde kötüleşmiştir. Dahası Kosova'nın pozisyonu hem Avrupa Birliği hem de NATO tarafından aktif olarak destekleniyor ve bu da Sırbistan'ı kelimenin tam anlamıyla zor durumda bırakıyor. Uzmanlar Kosova'nın Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını teslim alması halinde Sırbistan'ın da ilave Rus hava savunma teçhizatı edineceğini göz ardı etmiyor ifadelerine yer verildi. Öte yandan bir süredir Baykar üretimi Bayraktar TB2 SİHA ile ilgilenen Arnavutluk Savunma Bakanlığı bugün düzenlenen törenle resmi siparişte bulundu. Arnavutluk ilk etapta 3 adet Bayraktar TB2 SİHA satın alacak, ardındansa filonun genişletilmesi planlanıyor. Törende bir konuşma gerçekleştiren Arnavutluk Başbakanı Edirama, Bayraktar TB2 SİHA tedariki ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Anlaşmaya Baykar adına imza atan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise, asırlar boyu birlikte yürüdüğümüz, tarihi, kültürel ve insani olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz Arnavutluk'la ihracat sözleşmesi imzaladık. Bu anlaşmayla Bayraktar TB2 SİHA'larımız için ihracat sözleşmesi imzaladığımız ülke sayısı 27 oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun açıklamasında bulundu. Tedarik edilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, Arnavutluk tarafından milli güvenliğe ilaveten yasa dışı haşhaş ekiminin tespiti gibi ikincil görevlerde de kullanılacak. Yunanistan basını haberi, Arnavutluk hükümeti açıkça Yunanistan'ı ve güvenlik durumunun giderek kırılgan hale geldiği Sırbistan'ı Türk İHA'larıyla çevrelemeyi amaçlayan bir hareketle Türkiye ile Bayraktar insansız hava aracı filosunun satın alınması için anlaşma imzaladı diyerek duyurdu. Bu anlaşma, drone diplomasisinin ne kadar önemli olduğunun bir başka göstergesidir. İfadesini kullanan Yunan basını, anlaşma Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın Yunan topraklarını da içeren Büyük Arnavutluk haritasıyla ortaya çıkmalarından birkaç gün sonra gerçekleşti. Sırbistan'ın Yunanistan Büyükelçisi Spasovcavic, Kosova'nın en üst düzey yöneticilerinin Yunan topraklarını da içeren sözde Büyük Arnavutluk haritasıyla çekilmiş bir fotoğrafını ortaya çıkararak tüm Helenizmi kışkırtan korkunç bir ifşaatta bulunmuştu, dedi. Tira'nın insansız hava araçlarının silahlandırılmayacağına dair açıklamaları olmasına rağmen bunun her an değişebileceğini kaydetti.
Ankara karşıtı açıklamalarıyla tanınan ve Yunan lobisinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli temsilcilerinden biri olan ABD'li Senatör Bob Menendez yeni açıklamalarda bulundu. ABD Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak da görev üstlenen Menendez, Erdoğan'ın 11 Aralık'ta yaptığı "Tayfun diyorsun, Yunan ürküyor, Atina'yı vurur" diyor. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan buradan bir şey almaya çalışırsan, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak. Bir şeyler yapması lazım açıklamasını gündeme getirdi. Senato'da söz alıp konuşma yapan New Jersey Senatörü Menendez, Erdoğan'ın açıklamaları hakkında sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda kabul edilemez dedi. Konuşması sırasında Menendez, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte çekilmiş fotoğrafını da gösterdi. Menendez, Erdoğan'ın ülkesindeki baskısının yanı sıra diplomasi politikası da tamamen korkunç. Fakat tek bir şey net, o da ABD'nin Erdoğan'ın hamlelerini ciddiye alması gerektiği. Uluslararası yasaları çiğnediği zaman Erdoğan'ı sorumlu tutmalıyız ifadesini kullandı. Menendez, eğer insan hakları ihlallerine karşı durmak beni Erdoğan'ın düşmanı yapıyorsa, sivil Ermenileri öldürmek için Azerbaycan'a silah desteği vermeye karşı çıkmak, Erdoğan düşmanı yapıyorsa Türkiye'nin Kıbrıs Rum kesimini tanıması ve Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söylemek, beni Erdoğan düşmanı yapıyorsa ben bu unvanı gururla taşırım dedi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Okuyev'in basın servisine göre Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. yıl dönümü zirvesi 2023 yılında Kazakistan'da yapılacak. Tokayev, örgütün kurucularından biri olarak Kazakistan'ın Türk devletleriyle çok taraflı etkileşimi geliştirmekle ilgilendiğini ve sekreteryanın çalışmalarına azami destek sağlayacağını belirtti. Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk halklarının işbirliğini ve birliğini güçlendirmek için eşsiz bir platform olduğunu söyledi. Teşkilat 2009'da kurulmuş olup Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'ın üyeliğinin yanı sıra Türkmenistan ve Macaristan gözlemci olarak bulunmaktadır. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre Azerbaycan Savunma Bakanı General Zakir Hasanov, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Savunma Bakanlarının üçlü toplantısına katılmak üzere 20 Aralık'ta Türkiye'ye geldi. Görüşmede üçlü formatta işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel projelerin güvenliğinin sağlanması ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konular hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SAMTE hava ve füze savunma sistemi ile ilgili olarak İtalyan gazetesi Messaggero'ya açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son dönemde yerli ve milli savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekilerek, bu NATO açısından iyi mi yoksa kötü bir haber mi denilmesi üzerine Akar, 70 yıldır güçlü ve güvenilir bir müttefik olarak Türkiye, transatlantik güvenliğe her zaman hayati katkılarda bulunmuştur. Türkiye, tarihin en başarılı ittifakı olan NATO'nun merkezinde yer almakta, tüm değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmakta ve yerine getirmektedir, dedi. Sürekli gelişen ve öngörülemeyen güvenlik ortamının güçlü bir yerli savunma sanayisi gerektirdiğine vurgu yapan Akar, şöyle devam etti. Hiç şüphesiz gelişmiş ulusal savunma yeteneklerine sahip olmak, NATO'nun da gücünü artırmaktadır. Müttefikler olarak kuvvetlerimiz ne kadar güçlü olursa NATO'nun da kolektif olarak o kadar güçlü olacağı aşikardır. Bu nedenle İtalya'da dahil olmak üzere müttefiklerimizle savunma teknolojisi ve ürün geliştirme konularında işbirliğine büyük önem veriyoruz. Tercihimiz her zaman ve her şeyden önce müttefiklerimizle işbirliği yapmaktır. Ancak ne yazık ki bazı müttefiklerimizin savunma sanayisi işbirliğine getirdiği ve sadece Türkiye'yi değil ittifakı da olumsuz etkileyen haksız kısıtlamalarıyla karşı karşıyayız. Tüm bu kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İtalya Başbakanı Meloni arasındaki görüşmede SAMTE hava savunma sistemlerinin de ele alındığı belirtilerek, bu alanda ve daha genel anlamda tüm Akdeniz alanının güvenliği alanında İtalya-Türkiye işbirliği ne durumda sorusu üzerine Akar, Türkiye ve İtalya'nın NATO'nun güney kanadındaki iki önemli müttefik olarak uzun zamandır ortak geleneklere, değerlere ve ortak bir Akdeniz kültürüne sahip olduğunu söyledi. İki ülkenin 2007'den bu yana stratejik ortak olduğunu anımsatan Akar, "İşbirliğimiz ve ikili ilişkilerimiz savunma, ticaret, eğitim ve sağlık gibi hemen her alanda gün geçtikçe daha da gelişmektedir. SAMTE hava savunma sistemi projesini kesinlikle hızlandırmak istiyoruz. Ayrıca sahada test edilmiş Türk savunma sanayisi ürünleri ikili işbirliği için yeni fırsatlar sunuyor. İtalya'nın önceki savunma bakanı Lorenzo Guerini ile yakın çalıştım ve hali hazırdaki savunma bakanı Guido Crosetto ile bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi dört gözle bekliyorum" değerlendirmesini yaptı. Ukrayna-Rusya savaşı başladığından bu yana Ukrayna'da mahsur kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 A400M askeri nakliye uçağı Türkiye'ye dönüş yoluna geçti.
20 Şubat 2022 Ukrayna-Rusya savaşı başlamadan birkaç saat önce Ukrayna'ya yardım amaçlı uçan 2 A-400M askeri nakliye kargo uçağı yaklaşık 10 aydır Ukrayna'da mahsur bulunuyordu. A-400M'ler hava sahasının kapanması ve bir türlü sağlanamayan ateşkesten dolayı havalimanından ayrılamamıştı. Bugün itibariyle dönüşe geçen 2 A-400M uçağı çok kısa aralıklarla Ukrayna'dan kalkış yaptılar. Saat 18.30 itibariyle NATO hava sahasında bulunan uçaklar 10 aylık sürenin ardından emniyetli bir şekilde yurda dönmüş olacaklar. Uçaklar Ukrayna'dayken de bakımları Türk Hava Kuvvetleri personeli tarafından yapılmıştı. Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada insani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A-400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri'ye intikale başlamıştır ifadelerine yer vermişti. Son dakika haberi olarak Milli Savunma Bakanlığı 10 aydır Ukrayna'da mahsur kalan 2 adet A-400M uçağının Kayseri'ye iniş yaptığını duyurdu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.